Merhabalar, ben Zeynep Düvenci. Söke ile pişirmeye ne dersin de bu hafta fırında ballı sarımsaklı bir tavuğumuz, yanında brokoli, isteyene de bir sürpriz daha konduruyorum. Şimdi efendim, başlayalım tavukları ve brokoliyi hazırlamaya. Çok kolay, yağda falan pişmiyor. Ellerimi tavuğa bulamadan önce brokoliyi koymak istiyorum. Bildiğiniz brokoliyi aldınız, ayıkladınız şöyle küçük küçük, fırın tepsisine attınız. Zeytinyağı şöyle üstüne. Ben şu anda sadece tuz atacağım. Çünkü zaten tavuğumuzda ciddi tatlandırma var. Dolayısıyla bunu nötr istiyorum. Ama baharat olarak da kimyon, pul biber, işte ne bileyim ne istiyorsanız nane, kekik, sebzeye attınız. Bu köşede iyi. Şöyle karıştırdım. Şimdi buradaki durum şu. Önce yumurtaya, sonra alıyoruz şöyle bir silkeleyin. Una. Un da böyle yaptın. Şöyle fazlasını attın ama yine de fazlası gitmemiştir. Sen şöyle eleye al. Son silkelemeyi yapıyoruz. Geldik. Şuraya dizmeye başlıyoruz. Bir. Evet. İşte bu. Böyle böyle devam edeceğiz. Ta ki tavuklar bitene kadar. Sonra 245 derece kuvvetli bir fırına gireceğiz. Orada biraz pişeceğiz. O sırada biz ocağa geçip sosu yapacağız. Sonra. Hadi görüşürüz. Geldik ocağın başına. Soya sos girdi. Portakal suyu girdi. Bal girdi. Elma sirkesi girdi. Nar ekşisi girdi. Birazcık balzamik. Susam yağı. Burada sarımsak. Fıstık ezmesi. Biraz karabiber. Ve şimdi burada bütün bu giren her şeyi karıştırıyorum. Şu su kıvamı birazcık koyulaşacak. Bu birazcık zaman alacak. Kısık ateşte de olduğu için yanmasın diye. Sos çekince görüşürüz. Evet, fırından tavuklar çıktı. Evet, şimdi geldik. Şunları bir şuraya atalım. Bütün bir şekilde kaplaması lazım sosu. Kaplanan tavukları fırın tepsisine alacağız. Bunlar, şimdi fırının derecesini 245'ten 200'e indirdim. Ondan sonra bunlar da soslandığına göre 3 dakika. 3-4 dakika giriyor. İyice bunlar da bunun üstüne yapışıyor. Sonra çıkarıyoruz. Tırballı tavuk. Bunu et versiyonunda aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra da geleceğiz. Pilavımız var. Pilavı böyle tabakladım. Yanına brokoli koyacağım. Fırınladığımız brokolileri. Of, yanına da bu. Var ya, daha ne istersin? Tamam. Dediğim gibi 200 derece fırına giriyoruz. Birazdan tabaklarken görüşeceğiz. 3 dakika çık. Hadi bak. 3 dakika sonunda çıktı. O fırının etkisiyle bütün sos tavuğa iyice yapıştı. Şimdi tabaklama. Efendim, ben kepekli pirinç pişirdim altına, pilav. Alta koyduk. Yanına diyorum şöyle, güzelim brokolilerden birazcık atalım. Yani bir tabakta olması gereken karbonhidrat, yeşil ve protein hepsi var. Dediğim gibi iyi bir tabak bu herkese. Birazcık da süsleme yapayım diyorum. Burada böyle bir taze soğanın yeşil sapları var. Onu da şöyle atsam lezzet olarak da çok güzel olur. Bu güzel tabağa tatma zamanı. Evet. Şöyle bir yorumum var. Eğer çok tuz sevmiyorsanız, size göre bir yemek değil çünkü birazcık tuzlu, çünkü soya var. Belki soyayı azaltıp yapabilirsiniz ama bana göre gayet iyi. Siz de sökeyle pişirmeye ne dersiniz? Şimdiden afiyet olsun. Haftaya görüşmek üzere. Çok iyi bakın kendinize.